öldürmek için randevu mu aldın? Şu randevunun ne için olduğunu bilmiyor. Ben bu tiyatro işlerini hiç anlamıyorum. Ayağınızın altında dolanmayayım. Siz burada bütün gün ne yapıyorsunuz? Galiba ben muazzam öyküleriyle ilginç insanlar tasarlarım ve onları harekete geçirecek pek çok yenilgi. Mari girer. Geç mi kalmıştır? Yoksa kayıp mıydı? Ne hakkında konuşuyorlardı? Onunla mı ilgili? Her zaman onunla ilgilidir. Yoksa yine kendi mi oluyor? Çok kafa karıştırıcı bir zaman. Merhaba, Mari. Merhaba sevgili izleyiciler. Betül Arım'ın son oyunundan Madame Guillotine'i izlettirdik sizlere. Onunla programımızı açtık. Bugün hem Betül Arım konuğumuz hem de güzeller güzeli Melisa Karagöz, aynı zamanda Betül Arım'ın kızı konuklarımız. Biz böyle bahar gibi geldiniz. Çünkü gerçekten böyle Betül ablanın kıyafeti de öyle, böyle yeşiller içerisinde. Tabii. Baharın bütün pırıltısıyla programı başlayalım. Ne kadar güzelmiş Betül abla. Madame Guillotine. Ben izlemiştim gerçi ama şimdi tabii bütün izleyicilerimize de izlettirdik. Evet, gerçekten çok güzel bir oyun. Zaten benim kaç sene sonra 13, 4 daha yani 17 sene sonra kabul etmemin nedeni böyle güzel bir tekst, güzel bir kadro. Çünkü ben yıllardır oyun kabul etmiyordum. Bunun nedeni de şuydu. Ben kendi oyunumu, sen de çok iyi biliyorsun, dışarıda hiçbir şey varı oynuyorum 4 yıldır. Ve o benim yaşam deneyimlerimi anlatıyor. Benim hayatım, aktarmak istediklerim. Ve sonra konuşuruz. O kadar fazla geri dönüşleri oldu ki onun. Ben de dedim ki o zaman ben bu kadar çok kişiye dokunduğuma göre bu oyundan başka bir oyun yaparsam gene aynı şeyde yapacağım. O doğrultuda oyunlar yapacağım. Çünkü öteki olursa bunları yapmaya fırsat olmaz. Çünkü şimdi yeni bir oyuna da başlayacağım inşallah. Yani yazmaya başlayacağım. Daha var. O neyi anlatacak? Yani, o da bu oyun gibi insanlara dokunan, gene bizi anlatan, yani insan doğasını, beden zihnini, ruh sağlığını daha farklı şekilde ilişkileri anlatan. Şimdi dışarıda hiçbir şey var. Zaten bayağı uzun bir süredir sahneleniyor. Tabii 4 yıl oldu. Ve gerçekten aslında biz üzerine de bayağı da konuştuk. Gelen izleyicilerle de konuştuk. Onlar artık şifa niyetine dışarıda hiçbir şey oyununa geliyorlar. Kendilerini iyi hissedip gidiyorlar. Hatta ben de aynı deneyimi yaşadım. Çünkü ben izleyicilerimizden yani Betül abla diye hitap edeceğim. Çünkü Betül Hanım'ı yakından tanıyorum ve gerçekten onun hem bize çok şey kattığını düşünüyorum. Hem de gerçekten bütün samimiyetimle öyle hitap etmek istiyorum. Şimdi Betül abla, tabii ben de kişisel olarak bir şeyler kazandım oyundan. Çünkü her şeyden önce kendimize inanmamız gerektiğini ve hani pozitif bir enerjiyle yaklaşmamız gerektiğini, yaşadığımız olumlu olaylara, olumsuzluklara hayatın karşı... Hayatın içinde her şey var. Ama dışarıda hiçbir şeyin şöyle bir özelliği de var. Biyografi gibi aynı zamanda. Aslında biraz da Betül Arım'ın hayatı ve aslında Betül Arım'ın kendi hayatını anlatırken onu aslında işte bu pozitifliğiyle bir araya getirmesiyle ilgili bir şey. Şimdi deminki yarım kaldı, onu bir tamamlayayım. Dışarıda hiçbir şey var'a geçmeden önce niye kabul ettim Madame Guillotine'i? Okuduğumda tekste hem çok güldüm hem çok ağladım ve günümüzle o kadar müthiş paralellikleri var ki Madame Guillotine'in, o beni çok heyecanlandırdı ve çok etkiledi. Kısaca özet vermek gerekirse Madame Guillotine aynı dönemde yaşamış ama hiçbir araya gelmemiş dört kadının bir yazarın kafasında birleştirmesi, onun hayalinde ve o kişi kim? İlk kadın hakları bildirgesini yazan Olem Deguş. Aynı zamanda aktivist, feminist ve bir tiyatro tutkunu.
İkinci kişi onu şeye Zeliha Gürsoy arkadaşımız oynuyor. Onları da buradan alalım. Hı-hı. Yağmur Yağmur sahneye koydu. Bir kültürel performans işi. Tiyatromuz Seyran Tepe'de bu arada. Biz geldik bu arada. O oyunu izledik. Orada da bütün ekiple de güzel bir söyleşi yapmıştık orada. Çok çok güzel bir söyleşi olmuştu gerçekten. Merve Güran Charlotte Corday'ı oynuyor. O da bir suikastçı, gazeteci Mara'yı öldüren. Hı hı. Bir de Marian var. O da kocasıyla birlikte hem casus hem kölelik haklarının kaldırılması ile ilgili Çiğdem Yıldız arkadaşımız oynuyor. Böyle çok güzel bir ekip ve grup oldu. Bu arada, gerisini anlatmıyorum. Marie Antoinette'i. Ay ben de Marie Antoinette oynuyorum. Doğru. Evet. Doğru. Bak onu unuttum. Ama hemen şunu söyleyelim sevgili seyircilerimize. Lütfen ön yargılı davranmayın. Ekmek yoksa pasta yiyin demedim. Demedim evet. Bunu bilin. O kadar. Gerisini orada anlatıyorum. Anne bir şey soracağım. O demiş mi peki? Yoksa yani o anlamda mı söylememiş? Hayır. O anlamda da öyle bir şey dememiş. Öyle bir şey dememiş. Hatta çok üzülmüş duyduğu zaman. İnsanların ekmeği yok, çok fakirler. Çünkü farkında değil o sarayda bunların. Ben yani, hani kötü anlamda söylemedi ama söyledi diye hayır, biliyorum da hayır, hiç söylememiş. Değil. Aslında yine tarihin erkekler tarafından yazılmasıyla ilgili bir şey. Algı, ve, algı. Algı hani işte bu şekilde yaklaşıyor diye o dönem Burjuva devrimi aslında kendini çok fazla hissettiriyor. Bir demokrasi diye sunuluyor. Aslında tam tersine demokrasi değil. Seçkinlerin çok güzel yaşadığı ama yoksulların çok çok acı çektiği bir rejim. O dönem. Oyunda da bunu özellikle hissediyoruz. Hı-hı. Peki Melisa izledi mi? İzledim tabii ki. İzlemez olur muyum? İzlemez olur mu? Annemin her türlü işini önce ben izlerim. Evet. Önce benim elimden geçerdi. Tabii, o zaman keyifliydi. Çok harika şeyi vardır, gözü Hı-hı. vardır. Eleştirileri çok doğru eleştirilerdir gerçekten. Hı-hı. Hem olumlu hem olumsuz. O bakar ve der ki söyler bana bak anne bu tamam ya da bu şuna bir bakın falan diye. Yeni kuşak oyunculuk falan diye bir şey de var. Hani o tiyatro sahnesinde nasıl hissettiriyorsunuz ya da Betül abla siz kendi aranızda onu konuşuyor musunuz? Neyi? Yeni kuşak oyunculuk mesela hani yeni kuşak oyuncular hani işte eski kuşak oyuncuların daha hani büyük oynadığını söylerler ya da işte tabii ki İtalyan sahnede bilmiyorum. Şimdi böyle ikiniz belki buna dair bir şeyler söylersiniz. Ben hiçbir zaman eski kuşak oyuncu olmadığım için buna cevap veremeyeceğim. Ben de eski kuşak ya da yeni kuşak diye ayıramam. Yani biraz oyuncunun da kendi kişisine de bağlı. Yani aldığı eğitime de göre değişebiliyor. Yoksa yani doğal oyunculuktan yanayım ben mesela genel olarak. Yani çok abartılı. Çok abartılı. Kim bunları söylüyor onları? Acaba Betül abla ya? Hani mesela nasıl bizim dilimize de yerleşiyor? Yeni oyunculuk yeni. Biçimi, eski biçimi evet, falan evet. diye bunları belirleyen kavramlar kim acaba? Kavramlar yaratıyorlar, ağzımızı evet, evet. yönetiyorlar bir şekilde. Aslında öyle kalıplara sokmasak daha güzel olacak bence. Evet aslında evet, değil evet. mi? Bir aynen de... öyle yani. Bir de çok şeyler vardır ya işte eski oyuncular şöyleydi de yeni gençler bilmem ne falan. Hı-hı. Bunların hepsi gerçekten bize bilinçaltımıza kodlanmış, işlemiş şeyler. Onun için yani eski, yeni teknik olarak söyleyebiliriz bunu aslında. Tabii gelişiyor belki. Hayır, evet, evet. Teknikte doğru söylüyorsun. Yani eskiden tiyatrolardaki kullanılan teknik falan daha çok ilkeldi. Yoktu bir şeyimiz çünkü. Şimdi çok daha farklılaştı. Evet ben şimdi Melisa'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir oyunları var onların da. Einstein Kumpanyası. Evet. Biraz bize bahsedebilir misin Melisa? Şimdi hani biraz kendinden de bahsedebilirsin tamam, aslında. Tabii ki. Ben çocukluğumdan beri benim annem, babam, abim hepsi tiyatrocu olduğu için hep tiyatronun içinde yer aldım zaten. Hatta çocukluğumdan beri yani ilkokul birden beri tiyatro kurslarına gidiyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gittim, Beykoz Vakfı'na gittim. Şehir tiyatrolarının Ümraniye Çocuk Eğitim Biriminin sınavına girdim. Onu da kazandım. Orada da bir eğitim aldım. Yani şöyle söyleyeyim, ilkokul 2'den beri hep tiyatro eğitimi alıyorum. Fakat konservatuar okumamayı seçtim. Sosyoloji bölüm mezunuyum. Bilgi Üniversitesi Sosyoloji okudum. Sonra da Kadir Has'ta ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptım. Oo, yine de yani tiyatroya bir şekilde girdim yani onu. Çocukluğumdan beri eğitimi de alsam da. Şimdi de ilk profesyonel oyunumuzu çıkardık. Dün hatta 6. oyunumuzu oynadık. Einstein Kumpanyası. Çok içimizde sinen, çok tatlı, çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü metin bence muhteşem.
Yazarı Devrim Pınar Gürbüzoğlu. Gürbüzoğlu mu? Galiba olsun, Devrim Pınar. Devrim Pınar, evet. Yazarı. Yazarı bir daha söyleyelim. Yazarı doğru, Devrim doğru. Pınar. Çok gerçekten metni ilk okuduğuma çok etkilendim. İki kişilik bir oyun. Yani okurken bile başka bir dünyaya sürükledi beni ve dedim ben bunu oynamak istiyorum. Anında hemen yapımcıyı bulduk, yönetmenimizi bulduk. Hepsiyle de çok iyi arkadaş oldum. Çok güzel insanlar gerçekten. Hakikaten çok klişe ama hani hep çok klişe geliyordu bana insanlar söylediğinde aile gibi olduk lafı ama gerçekten aile gibi olduk. Yuvam oldu yani, ikinci yuvam oldu. Einstein kumpanyasına başladık biz. Peki Einstein'ın rolü nedir şeyde, kumpanya adını aldığı şöyle için? Şöyle söyleyeyim. Şimdi iki karakter var. Kadın karakter 1933 yılında yaşıyor. Erkek karakter 2000 yılında yaşıyor. Ve bir araya geliyorlar. Bu Einstein'ın zamansal paradoks kavramından yola çıkarak oradan atıfta bulunuyoruz. Çok tatlı bir aşk hikayesi. Aynı zamanda mübadeleden bahsediyor. Biraz duygulandırıyor, biraz düşündürüyor. Ağlatıyor. Biraz güldürüyor. Dansların da olduğu böyle yani çok çok şeker bir iş oldu. Yani çok şey yapmak istemiyorum bir ama. Bir dakika, kim sahneye koydu? Hasan Demirci yönetmenimiz. Yapımcımız Fırat Devecioğlu. Aynı zamanda Think House'da oynuyoruz biz. Acıbadem'de Think House diye bir yer var, orada oynuyoruz. Orası hem co-working alanı, şirketler de kiralayıp orada çalışabiliyor. Seminerler düzenleniyor, oyunlar oynanıyor. Böyle çok amaçlı bir alan. Çok keyifli yani, bizim oyunumuza gelmeseniz de gidip görmeniz gereken bir yer bence. Peki sen kimle oynuyorsun? Ben Bahadır Karaca ile oynuyorum. Ben söyleyeceğim zaten. Annem başladı. Hayır, şey olmasın. Bazen insan en yakın şeyi unutur, biliyor musun? Ben evet, Betül abla da çok dikkat ediyor buna zaten. Evet. Hani kim emek vermişse onların hepsi söylensin istiyor. Diğer oyunlarında da öyle çünkü. Şimdi ben de tarafsız bir gözle değerlendireyim oyunu. Gerçekten ben tarafsızımdır. Yani hani kızım, oğlum falan diye mutlaka bir şey vardır insanın içinde ama ben üçüncü seyredişim. Şimdi ilk seyrettiğimde böyle gerçekten algılayamadım. Dedim ki yani nasıl bu kadar doğal, bu kadar profesyonel oynayabilir? Yani ben kızımın yetenekli olduğunu, ondan sonra bu işi çok iyi yapacağım falan, bütün bunları biliyorum. Ve üstelik de ilk Kadir Has'a girdiği zaman daha ikinci ayında şeydeki... İkinci haftasında. Haftasında değil mi? Doğru, evet. Doğru. Konservatuarların onlar her 4 sene bitiminde bir oyun çıkartıyorlar mezun olurken. Orada da bir eksik varmış. Yani kast olması gerekiyormuş daha doğrusu. Başka bir projede de yer alıyormuş oradaki bir öğrenci. O yüzden kast aradılar. Çetin Sarıkartallı bizim hocamız. Böyle çok büyük bir salonda ders yapıyorduk. Dışarıdan da hatta izleyici gelebiliyordu. Bir anda şey dedi. Müsait olan var mı? İşi gücü olmayan, hafta içi burada olabilecek, provalara girebilecek, bir oyunda oynayabilecek. Ben de ilk girmişim, yeni böyle heyecanlıyım zaten. Ah dedim ben olabilirim falan. Baktı böyle bir 6-7 kişi parmak kaldırmıştı. Herhalde kastı seçti oradan. Baktı sen dedi tamam geliyorsun dedi. Haftaya buraya geliyorsun, oyuna başlıyorsun dedi. Ben bir heyecanla böyle öyle mi gerçekten diye. Onu çok da Yücel Erten sahneye koydu. Çok İlk oyunumda aslında profesyonel olmasa da yani okul oyunu birazcık çok ama önemli bir şey. Yani Yücel Erten'le birlikte çalıştım ve çok güzel bir iş çıkardık ortaya. Onun da 3-4 temsili oldu. Ya yani öyle bir Melisa, şekilde sen başlamış görüyor musun oldum. Ne fotoğraflar koymuşlar? Ben ilk defa gördüm bazı fotoğrafları. Evet. Çok da arkadaşlarım araştırmışlar. Bravo, helal olsun. Harikasınız. Ben o oyunda Melisa'yı seyrettiğimde ha dedim. Yani gerçekten içten gelen hani bir şeyi var. Zaten şimdi onu anlatacağım. Doğuştan peki, bir. Peki Betül abla, onu soracağım. Şimdi Mehmet Ali Alabora. Yani o da Türkiye'nin çok önemli ve yetenekli oyuncularından biri, önemli isimlerinden biri. Şimdi Melisa da çok iyi bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Biz şu anda o yüksek enerjisini de görüyoruz zaten. Tamamen böyle sadece fiziksel olarak değil, enerji olarak da çok benziyor. İster miydin Betül abla yani başka bir meslekler yapmalarını ya da hani tiyatroya yönelmelerini nasıl değerlendirdin? Ben biliyorum ki bence teşvik etmişsindir ama. Tabii yani ben sadece şey isterim. Yani çocuklarım neyi seviyorsa, ne istiyorlarsa, neden zevk alıyorlarsa, o hayallerini hangi meslek, hangi iş süslüyorsa mutlu olacakları bir işleri olsun.
Onlar seçsinler, ben onlara destek olurum her zaman. Hiçbir günde aman çocuğum sen mühendis ol, sen doktor ol, sen bilmem, hiç öyle bir şey söylemedim açıkçası. Biz biraz şanslıyız galiba, yani böyle demek istemem. Biraz şanslı görüyorum kendimi de abimde. Çünkü annem bizi çok özgür büyüttü. Yani ikimizi de ayrı ayrı, 16 yaş fark var aramızda ama hani biz çok hem arkadaşızdır, hem her şeyimizi konuşuruz, hem dertleşiriz, hem paylaşırız. Yani gerçekten çok özel bir anne, yani onu söyleyebilirim. Çünkü ne beni kısıtladı bir zaman ne, benim bütün fikirlerime saygı duydu her zaman, hep destek oldu isteklerime. Yani bu çok önemli bir şey bence, hem anne hem arkadaş her şeyim oldu yani canım benim. Peki Betül abla, o zaman annelere bir şeyler söylemek ister misin çocuklarının isteklerine Tabii. yönelik? Çünkü özellikle de günümüzde anneler hani biraz da çocukları hani kendi yapamadıkları şeyleri ne? Yapmaları için sürekli bir baskı uyguluyorlar ya da işte böyle çok iyi hani ders notları almalarını istiyorlar, çok iyi yerlere gelmelerini istiyorlar ve bunu yaparken de o baskıdan belki de farkında değiller. Hani onlara daha güzel bir gelecek sunmak istiyorlar ama şimdi sen buna yönelikle seminerler veriyorsun ve bir araya geliyorsun, ondan dolayı da bir sormak istiyorum. Şimdi annelere önce şeyi söyleyelim. Gerçekten biz hepimiz tek ve biriciyiz. Hepimiz biriz ama hepimiz farklıyız. Çünkü maya bir olabilir ama formlarımız farklı. Onun için de bir kere onun tek ve biricikliğini görmesi gerekiyor. Bizden, Halil Cibran'ın çok güzel çocuklarla ilgili bir yazısı vardır. Yani onlar bizden doğdular. Evet biz doğurmuş olabiliriz ama onların fikirleri, düşünceleri, yapıları... Çok farklı. Bizim bir kere onlara saygı duymamız gerekiyor. Eğer onları gerçekten doğru yönlendireceksek bir kere onlara empoze etmeyi bırakıp sadece önüne seçenekler sunmak lazım. Bak bu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Bunları sen seçeceksin ama bana bir şey sormak istiyorsan ve ben de onu biliyorsam, bir de pek çok kişi bilmiyor onu. Bilmiyorsam da birlikte araştırabiliriz ve o zaman karar verebiliriz. Bir de bebeklikten itibaren, çünkü biz ana rahmine düştüğümüz andan itibaren her şey hücre hafızamıza kaydoluyor. Onun içinde düşündüklerimiz, davranışlarımız ve yaptıklarımızla çocukların yaşam senaryolarını biz yazıyoruz. Bir kere bu bilelim. Ona göre davranışlarımızı düzenleyelim. Yani biz neysek bir müddet sonra onlar da o olmaya başlıyor. Çocuklara bir şey söylemek hiçbir şey değiştirmez. Bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. Evet, aslında söylediklerinizi değil sizin yaptıklarınızı örnek alırlar dedikleri. Ben de bunu söylemek istiyorum açıkçası. Yani ben hep annemi izledim, gözlemledim. Yani o bana bak kızım bu böyle yapılmalı, bunu böyle yapmalısın, ay şu yanlış, bu doğru. Hiç böyle şeyler söylemedi açıkçası. Kendi hayatını o kadar doğru ve güzel bir şekilde yaşadı ki ben zaten onu izleyerek büyüdüğüm için yani başka bir alternatif olamadı yani. O yüzden yani önemli olan söylediklerimiz değil, davranışlarımız, yaptıklarımız ve onu kendimizin uygulaması bence. Yani bir ebeveyn olarak da anne babanın da kendi uygulamadığı bir şeyi çocuklarından yapmasını beklememeliler bence. Mesela minik bir örnek verelim. Bir telefon çaldı diyelim. Biliyorsun çocuklar gider hemen onlar açarlar telefonu. Açtı. Ay Leyla teyze dedi. Anne orada yok de, yok de, yok de dedi. Şimdi o zaten yok bile onu diyeme. Annem yokmuş der. Tamam mı? Ama o anne o çocuğa ondan sonra yalan söylemenin çok kötü bir şey olduğunu anlatamaz. Mümkün değil. Bir de şöyle bir şey var. Bu yanlışı yani zaman zaman belki ben bile yapmışımdır bilmiyorum. Ama yok yok bunu yapmadım. Bunu yapmadım. Çocuk geliyor. Sen evde bir arkadaşın gelmiş. Kahve içiyorsun, şey yapıyorsun, sohbet ediyorsun. Çocuk geliyor bir şey soruyor. Çünkü çocuk sorularla büyüyor. Çocuk merakla büyüyor. Her şeyi merak ediyor. O sırada sen şimdi sus. Oyuncaklarını oyna. Bak ben teyzenle sohbet ediyorum dersen... Bitti her şey. O zaman o çocuk kendinin değersiz olduğunu, sevilmediğini, onaylanmadığını, kabul görmediğini düşünüyor. Zaten çocuk anneyi ya da babayı bırakmaz. O sormaya devam eder. Halbuki o anda bütün işini gücünü bırakıp ona döneceksin. Cevabını vereceksin sorunun, ne sorduğunun. O gider.
Seni gene rahat bırakır. O zaman da cevabını verdiğinden sevildiğini, onaylandığını, kabul gördüğünü, değerli olduğunu hissediyor. Bak bu kadar minik bir olay çocuğun bütün yaşantısını etkiliyor. İleriki ilişkilerinde, ikili ilişkilerinde, arkadaşlıklarında, iş yerinde, dostluklarında. Yani anne baba olmak, ebeveyn olmak gerçekten bilgi isteyen bir meslek. Aslında çok ciddi bir meslek. Onun için de ben hep söylüyorum. Anne baba okuluna gitmeden çocuğa şey verilmemeli, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı verilmemeli evlilik okuluna gitmeden. Evet. Ehliyet olmalı sanki. Tabii. Anne baba ehliyeti. Evet, aynen. Çok, çok mümkün değerli. Müdür peki böyle bir şey? Tabii ki mümkün. Var aslında, gidenler de var. Yani ama çoğalmamış. Ve bu bir şey, zorunluluk haline gelmemiş. Gerçi o niye o zaman bu kadar çok evlilikler bitiyor? Boşanma oranlarına bir baktığımızda. Niye bu kadar şiddet var? Niye bu kadar taciz, tecavüz? Yani her şey, çocuk istismarları, dayaklar. Çocuğa şiddet, insana kadına şiddet, bütün yani bunlar... Mutsuz bir çocuk yetiştirdiğinizde aslında mutsuz bir bireyi de yetiştiriyorsunuz ileriki zamanlarda. O hani sadece kendisine güvensizliği değil, belki de başka yollardan kendini var etmeye çalışınca o işte suçlar ortaya çıkıyor. Aynen. Peki Betül abla, yani hani böyle son zamanlarda işte annelik kavramı, evlilik kavramı, ben mesela şahsen bunların çok abartıldığını düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsun hani böyle dışarıdan baktığın zaman? Gerçekten hani çünkü işte o ya da öğretilmiş, az önce Melisa'nın dediği gibi hani sürekli bir algılar mı yaratılıyor? Öyle, bilinçaltı kodlamalarımızda kadın belli bir yaşa gelince evlenir, çocuk sahibi olur. Evlenmezse eskiden öyle, eskiden çok beterdi. Ay evde kal, 18 yaşına geldi neredeyse evde kaldım falan derlerdi. Ya bütün bunlar bizim... Ben seçmedim böyle bir şeyi. Binlerce yıldır birileri böyle bir şeyler söylemiş. İnsanlar da bunları ezberlemiş. Hiç sorgulamamış belki. Sanki kendi fikirlerimizmiş gibi bazıları kabul etmişler. Halbuki ben hep söylüyorum, oyunda da söylüyorum. Ne olur diyorum, sorgulayalım ve sorgulatalım. Binlerce yıl önce biri kadın şöyle olmalı, erkek şöyle olmalı, evlilik şöyle olmalı bilmem ne falan filan. Sonra da mutsuz insanlar topluluğuna dönüşüyoruz daha sonra. Hayır, bunları ben böyle düşünmüyorum, böyle hissetmiyorum. Ben bunları sorgulayacağım. Niye öyle olsun? Her kadın çocuk doğurmak zorunda değil. Her insan evlenmek zorunda değil. Yani herkesin kendi o tek ve biricikliğine özel bir hayatı var. Ona tek saygı ve biricik duyacağız. Aslında önemli olan bu. Peki Betül abla, biraz gerilere gidelim mi? Sen geriye gitmeden bir dakika. Tamam. Melisa'nın deminki şeyini tamamlamam lazım. Tamam. O yarım kaldı. Şimdi onun oyunuyla ilgili dedim ya, gerçekten işte doğal bir oyunculuğu var falan. Ben de çok heyecanlandırdı beni de. Yalnız beni değil, bir sürü arkadaşımı inanamadılar. Yani dediler ki yok canım olamaz dediler. Bu herhalde dediler. Yani gizli gizli oynadı Melisa. Kimse ilk oyunum olduğuna inanmıyor. Gerçekten inanmıyor. Şunu anlatacağım burada. Onun için geriye döndüm. Melisa 8 yaşındaydı. Bir Moldovyalı bakıcısı vardı. Tamam, eve geldim ben bir gün. Artık kıza neler yaptıysa kapıda beni daha karşıladı. İçeri girmeden Betül abla dedi. Siz okumuş olmuşsunuz. Mehmet Ali okumuş olmuş bu doğuştan. Aa, çok güzel ya. Evet, onu anlatayım dedim. Bu doğuştan dedim. Ben hatırlamıyorum tabii ki. Tabii. Ama ne kadar güzel ya gerçekten. Ve anlattı ona neler yaptığını. Bir de şeyi anlatayım. Müjdat Gezen'e gidiyor. Ve geldi bir gün. Dedi ki anne dedi, kral çıplak oyununu dedi. Oynayacağız. Ben de anlatıcı rolündeyim dedi. Ben baktım dedim, bu dedim başrol. Çok önemli bir rol. İtiraz etti. Hayır anne dedi. Bu dedi başrol değil. Başrol kral dedi. Bir kere bunu dedi, bil dedi. Bu o kadar doğrucu Davut'tur ki. Ona bu başrol. Tamam Melisa'cığım ama dedim, senin lafın daha... Hayır dedi. Oyunun adı zaten Kral Çıplak ve o başrol benimki değil. Peki, şimdi ben ona ezber yaptıracağım. Ezber tutuyorum.
okumaya başladık. O ezberini söylüyor. Ben diğer rolleri... Aradan 2 dakika geçti, geçmedi. Böyle yaptı. Olmuyor anne dedi. Olmuyor. Melisa'cığım ne o... Başaramıyorsun anne dedi. Beceremiyorsun anne dedi. Sonra kendini yere atmaya başladı. Anne olmuyor. Melisa'cığım ne... Sonra anladık. Ben yapacağım dedi. Tamam dedi. Hı-hı. Sen bütün rolleri ezberlemiş meğerse. Hepsini ezberlemiş. Başladı oynamaya. Hem kendi rolünü oynuyor hem karşısındaki olayı sonra anladım. Neymiş biliyor musun? O çocukların tonlamaları gibi tonlayamıyormuşum ben. Çok güzel ya. Onu bekliyor. Onu görmüşüm. Tabii. Ay nasıl gülmüştüm, nasıl gülmüştüm. Hı-hı. O bütün bir oyunu, şahane oyun. Tabii böyle olacak işte dedim. Daha süper ya, çok güzel. Peki Melisa, hani sosyoloji eğitimi aldığını söyledin ya. Hı-hı. Hani onunla ilgili bir şeyler yapmak istedin mi? Hani bir kararsızlık oldu mu o anda böyle? Yoksa şöyle... baştan beri ben tiyatrocu olacağım aslında dedin. Aslında ben baştan beri tiyatrocu olmayı düşünüyordum hep çocukluğumdan beri. Ama ya sosyolojinin de hem tiyatroya hem genel hayatı yaşamak açısından hayata çok şey katacağını düşündüm. Ki çok da kattı. Bence kişiliğimin oluşmasında, düşüncelerimin, fikirlerimin, karakterimin oluşmasında çok etkisi oldu yani. Birçok bilgiyi mesela ya teorik bilgileri insan unutuyor kullanmadığı zaman. Ama fark ediyorum ki bir anda bir şey oluyor ve ben de kendimi tanıyamıyorum. O anda çıkıyor ve bunların hepsi öğrendiğimiz bilgiler, o yaşadığımız, aldığımız bütün... Hı hı. O bütün bilgiler ve deneyimlerle oluşuyor ve çok değerli, çok kıymetli ve bence bütün herkesin psikoloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji yani azıcık ucundan da olsa bir şekilde okumaları, öğrenmeleri lazım. Dediğim gibi o teorik bilgi belki akılda kalmıyor ama pratikte ve hayat bilgisi olarak çok şey katıyor bize. Evet, aslında şu anda da belki de toplum için en gerekli olan şey. En toplum, gerekli. Toplum bilimini çok iyi bilmek gerekiyor. Hele de sürekli bu olumsuzluklar yaşanırken. Bekir abla geriye gideceğim. Yol filminde oynamışsın Bekül abla. Anlatır mısın bize? Ben hiç bunu bilmiyordum yani. Ya oynadım diyemeyeceğiz. Şöyle bir şeydi. Yol aslında çok fazla 10 kişinin hikayesi olacaktı. O zaman da biz de hep bir karı koca olarak şu anda o dönemdeki kocam kimdi unuttum valla. katılacaktık yani. 10 kişinin hikayesinden 4 kişinin hikayesine evrilince bize de ayıp olmasın diye, çünkü başta öyleydi, senaryoda öyleydi, bize de minik roller verdiler. Ben de orada minik bir rol oynadım. Eğer ki sinemada yani yanlışlıkla gözün kaşınır kaparsan göremezsin benim rolümü. Ama yani dikkatli seyredersen ha diye orada görebilirsin. Evet. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdı. Evet, Şerif Gören'in yönettiği. Kan Film Festivali'nde en altın palmiye aldığı. Çok önemli bir film. Evet, çok. Peki Betül ablanın o günlere hani böyle oyunculuk yapma dönemine gidersen hem sinemada hem tiyatroda, şimdi de günümüze de gelirsen, böyle belki bu karşılaştırmayı çok sormuşlardır ama evet teknik olarak belki daha gerideydi. Ama hani böyle müthiş de bir üretim var çünkü. Çok sinemada da, vardı, tiyatroda tabii. Da. Neydi hani mesela o zamanlar daha mı fazla hikaye üretebiliyorduk ya da ortaya çıkabiliyordu? Şimdi o mu biraz geriledi? Yok, aslında çok da gerilemedi. Maddi mi? Çok da gerilemedi. Hı-hı. Yani gene çok güzel hikayeler var, çok güzel filmler çekiliyor. Hı-hı. Ama o zaman sadece filmler vardı zaten. Çünkü başka bir şey yoktu. Her şey kısıtlıydı bir kere. Yani Yeşilçam vardı, televizyon yoktu. Yani televizyon çok sonralar hayatımıza girdi. Bu cep telefonları yoktu, o yoktu. Onun için bize o zaman her şey çok daha, yani zaten başka bir şey olmadığı için sürekli üretiyordu insanlar. Sürekli üretiyordu. Onun için bize de şimdi öyle geliyor. Ben açıkçası anda yaşayan biri olarak. Hilal'cim öyle çok fazla geçmişle ilgilenmiyorum. Zaten onu da konuşalım Betül abla. Evet, belki geçmişi düşünürken güzel anılarımıza gidiyoruz ama hatta bunu bir keresinde Ezel Akay söylemişti. Nostalji bir hastalıktı demişti. Çok doğru. Aslında çok şöyle doğru. Bir şey. Biz hep geçmişi düşündüğümüzde
Evet, gerçekten işte 70'li yılları, 80'li yılları düşündüğümüzde, ama güzel tarafını düşünüyoruz. O kötü olan zamanlarını düşünmüyoruz. Evet, işte teknoloji çok ilerledi. İşte bir soba hani belki çok güzeldi ama o soba nasıl yanıyordu, o odunlar nasıl geliyordu, o kısmını çok düşünmeyiz aslında. Biraz öyle bir şey. Onun için de belki de bu kadar genç tutan, diri tutan o nostalji hastalığına yakalanmamam lazım. Yok, bende hiç yoktur yani. Ay öyle olmuştu da böyle olmuştu. Ah bak o günler. Ondan sonra hiç böyle bir şey yok. Hamaset hiç yok bizde. Evet, yani. Biz de öyle büyütülmedik. Bizde de yok yani öyle kodlamalar. Hiç yok. Anı yaşıyoruz. Bir problem olunca da bir sorun yaşıyoruz, üzülüyoruz, problem yaşıyoruz. Çok normal, insanız çünkü. Ama hep çözüm odaklı. Bunu daha iyi nasıl götürebilirim? Alternatif bir çözüm nasıl bulabilirim? Olsun, bunu da yaşadık. Bundan ne öğrenip kendimi daha çok geliştirebilirim? Biz böyle yetiştik, böyle baktık. Diğeri hiç algılamıyorum bile, anlayamıyoruz bile. Peki Betül abla, Melisa'nın bahsettiği şeye nasıl ulaşmak gerekiyor? Yani zorlukların üstünden gelmek için. Neler yapmak gerekiyor? Nasıl kendimizi iyileştirebiliriz örneğin? Hani bir olumsuzlukla karşılaştığımızda. Şimdi bir kere bu konularla ilgili biraz ilgilenelim, bilgilenelim, okuyalım. Mesela ben şimdi buradan 2-3 kitap önereceğim. Onları okudukları zaman insanların gerçekten algıları değişiyor, bakış açıları değişiyor. Bir de onları içselleştirdikleri zaman, tabii herkese söylemiyorum yani benim gibi yapmalarını. Şimdi ben yıllar önce olumsuz düşünce genimi aldırdım. Yani herkes için kolay olmayabilir tabii bu ameliyat. Onun için... Nasıl yaptın Betül abla? Nasıl? Doktor kontrolünün olması. Kendim yaptım. Ya çok güzel bir çizgi şey var. Ne diyordu? Mutlulukla ilgili hani. Betül abla zaten şöyle bir röportajda şöyle demişsin. Kin, nefret dünyamda yok demişsin. Yok, hiç yok. Hiç bilmem ben. O geni onları. Aldırdığından dolayı. Evet, o geni aldırdığı için. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bize de öğretmediğin için. Hayır, bize de kin ve nefreti hiçbir şekilde öğretmediğin için. Evet. Bizde de yok. Evet. Ben de şey yok, korku yok, kaygı yok, endişe yok. Yani çünkü gerçekten bunların olmasının bize bir faydası olmadığını okudum ben kitaplarda. Bir de ben yıllardır bilinçaltıyla ilgileniyorum. Çünkü bilinçaltı bizim gönüllü hizmetlimiz. Ne dersek moto moto ona inanıyor. Hiçbir şey sorgulamıyor. Her şeyi emir kabul ediyor. Espriden de anlamıyor. Ben bunları oyunda dışarıda hiçbir şey vardı hep anlatıyorum biliyorsun. Mesela ay neler bulmuşsunuz çok hoşuma gitti. Evet, bu yıldız bunu, farkı burası. Tabii bu aslında videolarla sürekli izleyicilerle de birliktesin Betül. Evet. Onlara anlatıyorsunuz. Evet evet evet, evet. Instagram'da elimden geldiğince videolar çekip paylaşıyorum. Ve inanılmaz geri dönüşümler oluyor. Nasıl ki oyunda çok geri dönüşümler oldu ve ben bunu ömür boyu oynayacağım. Sonsuza kadar ve yanına da ek oyunlar gelecek inşallah. Çünkü ya bütün hayatları değişenler, şimdi düşünebiliyor musun? Melisa hatta çok şaşırmıştı başta. Anne dedi, bir oyunla nasıl dedi insanlar birbirlerini affediyorlar, yaşama geri dönüş partileri veriyorlar. Dört kızımız sırf bana yazan intihardan kurtuldu. Bana yazan gene sadece 20 kişi antidepresanı bıraktı. Bir kızımız 3 kere seyredip 10 ayda 43 kilo verdi. Biz ana haberlere konu olduk. En son geldiğimiz nokta, doktorlar oyunu reçeteye yazıyor. Şimdi Betül abla, burada şöyle bir parantez açalım. Yani hani sanki böyle işte bahsettiğimizde böyle hani kişisel gelişim uzmanları çıkıyorlar. İşte hayata güzel bakın, olumlu bakın, her şey düzelecek diye. Yok öyle bir öyle şey bir yok. Şey öyle bir dünya aslında, yok. Evet, hayatın kendi deneyimlerine dayanarak ve onların üstesinden nasıl geldiğini izleyiciye anlatıyorsun. Biraz ondan da bahseder misin? Hani bu hani böyle sadece işte umutlu bakın, umutlu olun tarzında bir şey değil. Ben hep şunu söylüyorum. Hayatın içinde her şey var. Bir acı var, keder var, üzüntü var, neşe var, sevinç var, coşku var. Belki de diyorum biz bütün bu duyguların hepsini deneyimleyeceğiz, hepsini yaşayacağız. Evet diyorum. Hepsini yaşayalım. Ama püf noktası şurada. Beslemeyelim. Ben kendi adıma acıyı, kederi, hüznü yaşıyorum. Neşeyi, coşkuyu, sevinci besliyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki neyi beslersek onu büyütüyoruz.
ve yaşamımız, yaptığımız tercihlerin bir toplama haline geliyor. Şimdi buradaki olumlu bakış açısı şu anlamda çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyor. Hem kişisel gelişimler hem şimdi doktorlar. Çünkü bizi hormonlar yönetiyor. Evet. Onun için bu son derece bilimsel bir şey. Biz gün boyu zihnimize iyilik hali yaratan hormonları serotonin gibi, dopamin gibi verebiliyoruz. Ve o zaman iyilik hali yaratmaya başlıyor onlar. Ya da negatif düşüncelerin zihnimizde böyle adrenalin, kortizol gibi stres hormonları salgılatan negatif düşüncelerin ilacını veriyoruz. Bunlar aslında ilaç. Bilimsel olarak bizi hormonların yönettiğine göre, bunları da yaptığımıza göre. Bir de şimdi burada getirdim, sana da hediye getirdim o kitabı. Plasoba sensin. Şimdi plasebo... Değişim zihinde başlar mı diyor. Tabii o önemli değil. Plasebo ne? Mutlu eden, iyi eden, hoş gelen bir şey. Çok duydu, seyircilerimizin çoğu da duymuştur. Yani insanlara diyorlar ki size baş ağrınızı geçirecek olağanüstü bir ilaç veriyoruz. Bir kısmına sadece şeker veriyorlar, bir kısmına ilaç veriyorlar. Ve neredeyse şeker verdikleri çok daha çabuk iyileşiyor ve baş ağrıları geçiyor. Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda aslında bir doktor şöyle başlatmış, morfin bitmiş savaş sırasında ve şırıngaya tuzlu su enjekte edip morfin diye hastalara vermiş. Yani aslında o öyle düşünüyor. Öyle düşünüyor. Ha, ama morfin yok orada. Ve beyninde mücadele ediyor aslında tabii o. Tabii tabii. Benim oyundaki sonundaki soğutucuda kalan Mary'nin hikayesini hatırlıyor musun? Donarak ölmüştü. Oysa ki çalışmıyordu şey. Evet. O kadar önemli ki bizim kendimizi inanmamız, ikna etmemiz, bir şeye inanmamız. Çünkü ona inen beyin reseptörleri öyle çalışıyor. Hormonlar öyle çalışıyor. Onun için olumluluk önemli. Yani bu son derece bilimsel bir şey. Eğer ki herkes bilinçaltını, düşünce gücünü, hayal gücünü biraz bunlarla ilgilenip, bunlarla ilgili videolar okuyup, kitaplar okusalar, bakın bir tane kitabımız da bu, bilinçaltı, zihninizin gücü. Burada bütün bunların hepsini ayrıntılı bir vaziyette anlatıyor. Benim oyunum da zaten bunlar üzerine. Ya aslında Betül abi biraz şöyle bir şey de var. Mesela biriyle karşılaşıyorsunuz. O an o karşılaşmada belki hani işte ona da mutluluk vermiştir, size de mutluluk vermiştir. İşte hiç uzun zamandır görmediğiniz arkadaşınızı görmüşsünüzdür. Mesela o anda kalmaktan bahsettin ya. O an onu ilgilendirmiyor mesela. Ne olsun işte. Şu mesela bir sürü olumsuzluk sıralıyor yani. Direkt aslında kendine o mutsuzluğu veriyor. Belki de hani evet iyiyim işte şu an. O anı söylemiyor ama. İşte olacak şeyleri. Tabii. Ya da şöyle olacak, böyle olacak. Bu varsayımda bulunmak bir de. Bizde en çok yapılan şeylerden biridir. Varsayımda bulunuruz. Yani olmamış çocuğa don biçiyoruz şekerim. Ay şöyle olursa, ay böyle. Ben mesela hayatımda hiç düşünmedim. Şimdi Melisa'dan örnek vereyim. Melisa servisle gidiyordu bir ara. Anneler telefon açıyor bana mesela. Betül geç kaldı servis. Şu saatte burada olması. Ben de diyorum ki çocuğun birinin tuvaleti gelmiştir. Yolda durmuşlardır. Ya da bir anne zamanında çıkmamıştır. Onu beklemişlerdir annenin ya da ablanın gelmesini. Ya da çocuğun biri canı bir şey istemiştir. Durmuşlardır falan. Ay sen de çok rahatsın canım. Olması gereken aslında anormal gibi gözüküyor. Evet. Aynen öyle. Onun için Allah'a şükür benim çocukların başına öyle çok bir durum gelmedi. Yani okul zamanlarında. Ne kadar evham endişe yaparsan o kadar onu çekiyorsun. Bir de kendini gerçekleştiren kehanet var psikolojide. Yani bir şeye
Bak bu hep benim başıma geliyor zaten. Bak eğer gidersen kesin bir şey olacak. Bunu diyorsun ya, olmayacak, olmayacak. Niye böyle düşünüyorsun, rahat ol diyorsun. Hayır hayır, kesin olacak. O yüzden ben gitmeyeceğim diyor. Gidiyor bir şekilde ve başına bir şey geliyor. Sonra bir de şey diyor. Bak gördün mü, haklıyım ben. Ben demiştim böyle olacağını. Bir de şey diyorlar. Bak benim 6. hissim kuvvetli. Bunu önceden öngördüm. Aslında ne öyle kadar bir şey yorucu yok bir şey yani. Aslında değil çok mi? Çok yorucu. Niye böyle yaşıyorsun? Evet. Betül ablanın onunla ilgili de bir neydi Betül abla? Şey atıyoruz. Biriktiriyoruz aslında. Ne çöplüğüydü? Ha, çöp. Kamyonu kanunu. Ya çok güzel bir hikaye, oyunda anlatıyorum. Şimdi vakit kalırsa şey yaparız, anlatırız. Tamam, peki. Şimdi Melisa, neler düşünüyorsun? Yani hani böyle şu an Einstein kumpayası var. Hani böyle işte televizyon var. İşte genç oyuncuların daha çok kendilerini gösterdiği. O dizilere nasıl bakıyorsun? Dijital var bir yandan, bayağı gidiyor. Neler düşünüyorsun? Hani böyle onların içerisinde yer almak ya da ne bileyim, hani yok ben tiyatroda tamamen devam edeceğim falan dediğin. Şöyle, ben hep bu sektöre aslında yani diziden değil de hep tiyatroyla başlamak istedim. Yani yaptığım işle, tiyatroyla sahneye çıkarak asıl tanınmak istedim. Zaten şu anda göreceğiz yani, çok mutluyum, çok keyifliyim şu an ürettiğim için. Akabinde hemen bu yazdan sonra bir oyun daha, eğer içime sinen bir metin olursa hemen bir provalara daha girmek istiyorum. Çünkü iki buçuk ay kadar bir prova dönemine girdik biz bu oyunda. Çok güzel, çok yoğun çalışıyorduk. Sonra bir anda oyun çıkınca ben şey oldum. Bitti. Ben oynamak istiyorum. Her gün oynamak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yani üretince daha çok üretmek istiyorsun. O yüzden hemen ikinci oyuna başlamak istiyorum açıkçası. Ondan sonrasında da yani ekran olursa olur. Ama benim amacım, isteğim, hedefim ekran yönünde değil şu anda. Ama olursa da dijital platformda olmasını isterim. Çünkü 2,5 saatlik dizileri izlemek, hani ben kendimi izlerken bile yorulabilirim gibi geliyor. Evet, herkes yoruluyor zaten. Evet. Ben bazen konuşuyorum, 16 saattir setteyiz. İşte çıkamadık, şimdi çıktık. Onun için şey yani gerçekten hem çok zor. Hem oyuncular hem set ekibi için, kamera arkasındaki insanlar için. Yani ekmek parası tabii ki çok önemli bir şey bence, devam etsin yani. Ama çok uzun saatler çalışılıyor. Zorlayıcı olabiliyor. Yani benim için zorlayıcı olmaz. Ben o açıdan söylemiyorum. Ben her şeyi yaparım yani. Hiç öyle bir şeyim yoktur. Ama hani sahnede şu anda yer almak istiyorum. Olursa da olur. Güzel olursa bir şey olur. Tabii ki olur. Evet. Yani neden olmasın? Her şeyi değerlendiririz. Betül abla, diziler bir çekildin bayağı bir çok fazla dizide yer alıp ondan sonra bir yapmamaya karar verdin mi? Yoksa yok, yok, şartlar mı? Şartlar öyle gelişti. Ama sonrasında son iki senedir de pandemi nedeniyle son iki senedir teklifler gelmeye başladı. Ondan önce niyeyse öyle çok fazla şey gelmedi. Niye gelmedi acaba ondan önce? Bilmiyorum acaba, bir düşünmesi lazım sevgili seyircilerimizin niye gelmediğini. O durumla nasıl başa çıktın ondan Betül abla? Ondan sonra. Biz yani hani böyle kabule geçerim ben. Yani gerçekten ahlarla vahlarla uğraşmam, çözümlere odaklanırım. Eğer çözebileceksem, elimden bir şey geliyorsa, bu her olay için geçerlidir. Onu çözmeye çalışırım. Yoksa koyarım kenara, o zamanı gelince çözülecek. Ama ben çözülmesi için elimden geleni yaparım. Eğer ki gelmiyorsa hemen kabule geçerim. Ve şunu demin de Melisa çok güzel söyledi. Bu bana ne öğretti? Ben bundan ne öğrendim diye yaşama devam ederim. Şimdi gerçi kin nefret yok dedin ama yok. Hiç mi kızmadın? Yok, gerçekten yok. Kin nefret yok. Kızgınlık? Öfke, kızgınlık bunlar olur. Ben insanım. Ben insanım. Ama kin ve nefret boyutum yok benim. Yani o hem bana zarar veriyor, bedenime zarar veriyor. Zaten algımda yok benim. Ama ben dünyaya mesela, iyilik üstünden bakan bir insanım. Ama mesela kızgınlıkla gidelim. Yani şöyle bir şey. Mesela bazı şeylere kızıyorum. Örneğin hani bazı bahanelerle gelip insana işte aslında şundan dolayı olmadı, böyle bir şeyden dolayı olmadı derken aslında her iki tarafın da neden olmadığını çok iyi bilmesine rağmen böyle şeylerle gelmesi, yani kişisel olarak beni kızdırıyor. Keşke hani gerçekler söylense daha. Ama en makulü değil midir yani o? Tabii ki. Tabii ki doğruyu söylemek lazım. Yani bir de bizde çok fazla şey var. Yani daha küser şey
olmaz, hiç kimsenin haberi olmaz. Biri sana küser, bir şey tavır koyar. Hı hı. Bir de ön yargılarımız çok fazla. Onun için yani ne kadar açık olabilirsek hepimiz birbirimize karşı konuşabilirsek, maalesef şu anda ülkemizde insanlar konuşamıyorlar. Kutuplaşmış durumdalar. Hocam konuşan da yani Betül abla, eğer konuşuyorsanız, kendinizi ifade ediyorsanız ya da o kişiye yanlış olduğunu söylüyorsanız siz de kabul edilmiyorsunuz ama. Hani ne, yani bekliyorlar ki onları kandırmanızı bekliyorlar. Açık konuşulmasını da istemiyor karşı taraf aslında. Vallahi o onun sorunu. Hı hı. Yani ben onu bilemem. O öyle onun bakmak sorunu. Gerek. Onun sorunu ya, yani. Evet. Bana inanmıyorsa onun sorunu yani. Hı hı. Yapacak bir şeyimiz yok. Ya gerçekten konuşmamız lazım. Evet. Ya bu ülkede siyaset meydanı diye bir şey vardı. Biz sabahlara kadar, hı hı, izlerdik onu. Herkes çıkardı, kendi fikirlerini anlatırdı. Bazen kavga ederlerdi ama hiçbir zaman kimse kimsenin üstüne bir şeyler atmazdı. Anlatabiliyor muyum? Yani benim tek şeyim konuşabilmek. Biz herkesle konuşur. Ben hayatım boyunca hiç kimseyi ayrıştırdığımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hala ayrıştırmam. Çocuklarım da ayrıştırmaz. Bilmezler. Algılarında yok böyle bir şey. Tabii. Aslında hani hepimizin istediğine daha güzel bir dünya. Evet. Hiçbir ayrımın olmadığı ya da işte o sınıfsal uçurumların olmadığı, herkesin bir arada yaşadığı güzel şeyleri istemek. Ama bunu istemek artık başka şeylere evriliyor ya. Ya da işte siz bir hani yasaklamayla ya da bir baskıyla ya da ne bileyim belki yani yazacağınız bir şey ertesi gün sizin işte emniyetle başınızın derde girmesiyle sonuçlanıyor. Yani böyle korkularla. Evet, tetikteyiz o yüzden. Evet, tetikteyiz. Bir de böyle korkuyla insan yaşayabilir mi? Ne kadar zor bir şey yaşıyoruz aslında. İşte ama onun için de yani trafikte, sokakta, bir dükkana girdiğinde, bir bilmem ne de insanlar o kadar öfkeliler. Bir anda böyle hani biri senin alıp üstüne bir şey atabilir. Hiç senin burada, hmm, ne bir dahlin, ne bir suçun, ne insanlar o hale gelmiş durumda. Yazık yani, gerçekten yazık. Nasıl aşabiliriz Betül abla sence? Yani bu nasıl olabilecek bir şey? Hani belki hani politik olarak belki hani iktidarların hani o kutuplaşma şeyinden uzaklaşması gerekiyor ama birey olarak ne yapmak gerekiyor? Ya birey olarak gerçekten biraz gün içinde kendimize sessiz zamanlar ayırmamız gerekiyor. Çok önemli bir şey bu sessiz zaman ayırmak. Çok basit yapılacak bazı şeyler var. Mesela ben şimdi hemen size, çünkü biz kendimizi sakinleştirmezsek, o şeye eremezsek o, hı hı, duruma, mümkün değil onun içinde olmamamız. Yani biz de sürüklenir gideriz ve bizim de elimizden bir şeyler çıkabilir yani. Onun için biz bir kendimizi, bir zihnimizi, çünkü bu sırada sürekli konuşuyor, sürekli konuşuyor. O onu diyor, o bunu diyor, o bunu diyor, o ona saldırıyor. Yani çok şeye maruz kalıyoruz. Onun için bir zaman zaman kendimize bir sessiz zamanlar ayırmamız lazım. Mümkün olduğu kadar park, bahçe, orman, deniz kenarı neresi varsa bir 10 dakika bile olsa, 10 dakika böyle bir durmak lazım. Kendi iş yerlerinde yapabilecekleri bir dakikalık bir şey önereceğim şimdi. Tamam. Böyle dursunlar, gözlerini kapatsınlar ve komut versinler. Bütün bedenle, canım bedenim, canım organlarım, bugüne kadar sizleri yorduysam, üzdüysem ne olur beni affedin. Size çok teşekkür ediyorum, sizi çok seviyorum, sizden çok özür diliyorum deyip kendilerine şu komutu versinler. Gevşe, gevşe, rahat bırak kendini. Şu an rahat bırak. Şu içinde oldu. Boş bir çuval gibisin. Gevşe, gevşe, gevşe. Şimdi ben bunun bir de uzunluğunu yapıyorum. Hı-hı. Tek tek beşer beşer bütün organlarımı sayıyorum. Hemen hemen her gün yaparım. Tek tek onlara komut veriyorum. Gevşe, gevşe, gevşe. En sonunda da elime kalbime attığım, koyduğumu hayal ediyorum. Kalbim ortasından ayrılıyor. İçinden pembe sular, pembe kelebekler, pembe kuşlar çıkıyor. Çünkü pembe sevginin rengidir. Ah, çok güzel. Ve kökeni bizde.
kaynak bizde, istediğimiz kadar verebiliriz. Diyorum ki, ben seminerlerimde yapıyorum bunu. Önce diyorum ihtiyacı olanlara, daha sonra da bütün dünyaya o sevgi enerjisini yayın. Sonra da kalbinizi kapatın, ona teşekkür edin. Çünkü böyle şeyler yapmazsak, mesela benim için de bu kadar öfkeli bir dünyada, bu kadar ayrıştırılan bir ortamda ben ne yapıyorum? Doğaya kaçıyorum. İnan bana 5 dakikalığına Yıldız Parkı'na girip çıktığımı bilirim. Girerim, ayağımı toprağa basarım, ağaçlara sarılırım. Çünkü ağaçların inanılmaz bir şifa gücü vardır. Ve 5 dakika dururum orada, böyle bakınırım ve giderim. Bir gün 11 saat kalmışım yalnız. Oo. Hani az kalsın abimi de beni de orada evet. doğuracak. Aynen öyle. Aynen öyle. Yıldız Parkı ikinci evidir annemin. Ben çocukluğumdan beri hep giderim. Çok güzel. Benim arka bahçem zannediyorum orayı. Ama ne kadar güzel bir şey. Aslında Betül abla kendimiz o günlük koşuşturmanın içerisinde şey yapıp belki bir de başımızdaki ağacı bile fark etmiyoruz. Tabii. Artık. Bütün röportajlarımı, bütün randevularımı orada veririm. Evet. Bazen de Emirgan korusuna, bazen Belgrad'da. Nereye yakınsam oraya mutlaka giderim. Arabanın arkasında pabuçlar vardır, spor pabuçları. Hemen onları değiştirir, giderim. Peki, şimdi Melisa, son zamanlarda böyle bayağı bir biyografi filmleri çekiliyor. Şimdi Betül abla Marie Antoinette oynadı, Madame Guillotine'de. Senin böyle var mı aklında böyle hani ben de şunu oynamak isterdim ya da sinemada, tiyatroda? Vallahi hiç böyle bir düşünmemiştim açıkçası ama yani bilmiyorum spesifik bir ismi yok şu anda ama ben her şeyi oynamak isterim yani ben her türlü karaktere girmek isterim açıkçası onların hayatlarını okuyup yani birçok gözlem yapıp birçok şey yapmak isterim yani her şeye açığım ben. Melisa gerçekten çok açık. Evet. Yani ve gerçekten müthiş de bir böyle güzel bir enerjisi var. Evet evet. Bir de komedi yeteneği var. O her zaman şey yapma. Bak bugün Melisa'yı belki ilk defa burada görecek herkes. Çünkü niye biliyor musun? Benim kızım olduğunu bile pek çok seyircim bilmiyor. Böyle yapıyorlar. Ah! Oh, Betül Hanım sizin bir de kızınız mı var? Ben de diyorum ki evet diyorum. Ama onu saklıyoruz. Birden çıkaracağız. Ama niye böyle biliyor musun? Melisa hiçbir zaman katılmak istemedi. Ben de saygı duydum ona. Niye dedim? Ben yaptığım bir işle dedi. Eğer bir yere çıkacaksam bir ekrana yaptığım bir işle çıkmak istiyorum anne dedi. Ben dedi durup dururken dedi çıkmak istemiyorum dedi. Ben de saygı duydum bugüne kadar. Sadece çok az yani böyle çok denk düşmüştür bir iki şeye. Peki Melisa nasıl izleyebileceğiz oyunu? Nerede oynayacak? Onu söyleyeyim. Hatta tarihlerini de söyleyeyim. Instagram hesabından Think House'u takip ederse seyirciler oradan bütün her şey paylaşılıyor tarihlerde. Oradan görebilirler. Ama ben yine buradan söylemek istiyorum. Acıbadem'de Think House. Buraya metrobüsle Acıbadem durağından iniyorsunuz. 2 dakika yürüyorsunuz. Çok rahat çok yani güzel. Ulaşım. Karşıdan da ulaşım. Çok rahat. Avrupa'da, Anadolu yakasından da. 11 Mayıs, 15 Mayıs. Ama 15 Mayıs'ta Koma sahnesinde oynayacağız. İlk defa başka bir sahnede oynayacağız hatta biz de. O da alternatif sahnelerden biri. Evet, o da alternatif sahnelerden biri. Kadıköy'de o da Koma sahnesi. 15 Mayıs'ta Koma sahnesinde oynayacağız. 21, 25 ve 27 Mayıs'ta Acıbadem Think House'ta Einstein kumpanyasında oynayacağız. Evet, sonra tüm izleyicilerimizi de bekliyoruz. Mayıs'ta tüm izleyicilerimizi bekliyorum. Buradaki sezonu kapatıyorsunuz. Benim bildiğim dün Fırat Devecioğlu ile konuştu. Evet yeni bir bilgi oldu galiba. Evet galiba turne yapacaksınız. Ah çok güzel. Evet, evet oyunları söylüyoruz. Ben evet, de oyununuzu abla. Söyleyeyim. Madame Guillotine. O 18... mutlaka bence özellikle kadınlar. Hatta erkekler ya. Hepsi, erkekler. Herkes izlesin. Gerçekten herkes izlemeli. Özellikle öğrenciler inanılmaz bir şey. Geçenlerde Galatasaray Lisesi gelmişti. Çok etkilendiler. Çok teşekkür ettiler bize. 18, 21, 25, 26 Mayıs'ta kültürel performanstayız. Dışarıda hiçbir şeye şu anda yeni 5 oyun birden oynamıştım. Şu anda oyun koymadık. Çünkü ben bir Ankara'ya turneye gidecektim. Fakat şimdi orada bir değişiklik oldu. Fakat 22 Mayıs'ta
Beylikdüzü'nde bir çorap fabrikasına, Rapsodi çorap fabrikasının çalışanlarına, onların ailelerine oynuyoruz. Aa, çok güzel. Evet. Çünkü şimdi böyle kurumlarda ben her zaman söylüyorum, diyorum ki ne olur artık herkes birbirine sanat armağan etsin. Hı hı. Okullar velilere, öğrencilere, iş yerleri çalışanlarına, onların ailelerine, bizler yakınlarımıza sanat armağan edelim. Her alanda ne istiyorlarsa, Rapsodi Çorap Fabrikası da sanatla çok ilgili bir kurum. Ve salon, çok büyük bir salon. Bana dediler ki Betül Hanım, yayınlayabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Herkes bizim davetlimiz olsun. Aa, çok güzel. Evet. Çok güzel. Bir de ücretsiz. Oh, çok güzel. Evet, ücretsiz. Tekrar tarihini söyleyelim. 22 Mayıs'ta. 22 Mayıs. Ama yalnız çok ilginç bir saatte. Saat 13'te oynuyoruz. Aa, evet. Çok güzel. Aileler olacağı için. Evet, çocuklar. Evet, aileler. Çocuklar, aileler öyle istediler. Mutlaka bir bence izlesinler zaten. Bir de dışarıda hiçbir şey vardı. 27 Mayıs'ta online da varız şimdi. Hı-hı. Diğer oyunu koyana kadar yer bulamadık bir de. Bugün 2-3 gündür yer arıyor Aysa prodüksiyon. Evet, zaten onlar, en büyük sorunlardan biri. Evet, o yer arıyor şimdi. Biraz geç kaldık çünkü. Hı-hı. Online'da da şöyle oluyor. 24 saat oluyor. Yani cuma günü 8.30'da başlıyor. Cumartesi 8.30'a kadar istedikleri saatte 1.5 saat seyredebiliyorlar. Ama ilkinde girdiklerinde, nasıl ki oyun bitiyordu 5 dakika sonra, pandemi öncesinde ben seyirciyle buluşuyordum ve onlarla istedikleri kadar kalıyordum. Arzu edenlerle de 1 dakikalık videolar çektiriyorduk. Onu da Betül Hanım'ın ve dışarıda hiçbir şey varın Instagram'ına koyuyorduk. Şimdi pandemi nedeniyle seyirciyle orada buluşamıyorum ama online'da Zoom'da buluşuyorum. Aa, çok güzel. Oyun bitiyor onda birinci ilk günü. Onu çeyrek geçe, onlara 15 dakika ara veriyorum. Onu çeyrek geçe Zoom'da buluşuyoruz. Bazen gece 2.30'a kadar. O kadar güzel muhabbet ediyoruz. Ya öyle güzel anlar yaşıyoruz. Öyle güzel anılar biriktiriyoruz ki. Hı hı. Yani gerçekten ben de tadına doyamıyorum. Bu arada çocuklar, ya inanılmaz şeyler oluyor. Bir çocuğumuz 6 yaşındayken bana video göndermişti. Sonra yeni, şimdi bir video gönderdi ve o dönemi annesi anlatıyor. Yakında paylaşacağım onu. Diyor ki Betül Hanım, diyor, benim bir hastalığım vardı diyor, beyinle ilgili. İlaç istedim diyor. Ata Deniz çocuğumuzun ismi. Ata bana dedi ki diyor, anne ilaç içme. Beynini ikna et. Ay çok güzel ya. O, bak o misafir. Gidecek o hastalık. Aslında o yok, o misafir. Lütfen beynini ikna et. Bak senin dinlenmeye ihtiyacın var. Kendini biraz dinlendir anne. Onun sana öğretmek diye istediği bir şey var. O yüzden çok bu hastalık güzel geldi. Onu anlarsan ya gidecek diyor. Çok güzel. Betül abla, keşke Mehmet Ali Alabora da burada olsaydı. Keşke. Ah, biz aynı dönem yani o bir dönem gazetecilik de yapmıştı. Tabii. Savaş Ay'la birlikte orada A takımında muhabirlik yapıyordu. Biz birlikte sonra Garaj İstanbul'da yine biz onlar birbirinden güzel oyunlar sergilerken o sahnede ve biz hani sürekli birlikte ayrı ayrı yerlerde ama yine aynı dönemlerde. Yani hem meslektaş olduk, hem ben gazeteci, o sanatçı oldu. Öyle söyleşiler yaptık. Keşke bugün o da burada olsaydı. Olacak. Olacak. Yakında. Belki bir şeyler söylemek istersin. Yakında canım benim. Tabii ki yani yalnız o değil. O kadar çok kişi var ki onun durumunda olan. Onun için bir an önce yani hepsinin, çünkü ortada olan bir şey yok, yaptıkları bir şey yok. Pek çok kişinin, pek çok gazetecinin en kısa zamanda hepsinin aklanması ve bütün bunlar zaten bize bağlı. Ben hep şunu diyorum, bize verilmiş en önemli özellik seçebilme özelliği. Her konuda seçim bizim. Herkesin kendine soru sorması gerekiyor. Ben neyi seçiyorum? Evet. Onun çok için bizde bitiyor iş sonunda yani. Biz seçeceğiz. Melisa, sen bir şeyler söylemek ister misin?
Abim hakkında. Evet. Çok özledik açıkçası. İnşallah gelecek, en yakın zamanda gelecek. Burada da üretmeye devam edecek. Zaten orada da üretiyor. Çok daha fazla şeyler de yapıyor. Kurumsal hayata da girdi, sahneye de çıkıyor, evet. Dizilerde de oynuyor. O çok evrensel biri. Yani tam bir kültür insanı. Biz de öyleyiz yani. Biz olduğumuz yere adapte olabilen insanlarız. O garajda ne güzel işler yapıyorlar. Çok. Ya. Çok bir garajı şeye çevirmişlerdi. Hele ben bu dönemde, bu bilinçte burada olmasını, hatta birlikte bir iş yapmayı çok isterdim. Aa, yani. Çok güzel. Belki ne güzel. İleride neden olmasın, bir ailecek sahneye çıkarız yani. Hepimizin istediği zaten güzel bir dünya yani. Kesinlikle. Befil abla, sen veda et izleyicilerimize. Tamam. Peki o güzel enerjiyle. Bir şiirle veda edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Nietzsche'nin bir şiirini okumak istiyorum. Kim üzebilir seni senden başka? Kim doldurabilir içindeki boşluğu sen istemezsen? Kim mutlu edebilir seni sen hazır değilsen? Kim yıkar yıpratır seni izin vermezsen? Kim sever seni, sen kendini sevmezsen. Her şey senle başlar, senle biter. Öyle bir hayat yaşadım ki, cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki, tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden, kendimi sahnede buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişler ki okudum, okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen evimde. Hem kızdım hem güldüm kendi halime. Sonra dedim ki söz ver kendine. Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan sevmeyi de bileceksin. Uçmayı biliyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredeceksin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle değerliymiş ki zaman, acele etmem bundan anladım. Evet. Ya, çok güzel. Çok güzel. Bu Nietzsche'nin bir şiiri. Harika. O zaman bir de diyelim ki güzel anlar ve anılar biriktireceğimiz nice günlerimiz olması dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle, adaletle, bolluk bereketle, muhabbetle ama hep sanatla kalalım.